Burası Urfa'nın meşhur Topçu Meydanı. Simge olarak da bir tane top koymuşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birçok etkinlik burada yapılıyor. Belediyenin veya diğer kurumların, kuruluşların yaptıkları etkinlikler genellikle bu meydanda düzenleniyor. Gördüğünüz gibi. Onlarla gezip inşallah bir şey yapacağız yani. Böyle. Ciğeri de şekerim. Bu da Urfa'nın meşhur ciğeri arkadaşlar. Tarihi bir cami. Şanlıurfa'nın meşhur Ulu Camisi. Bir de Saat Kulesi arkadaşlar. Çok huzurlu bir ortam var. Bakıcılar, kalaycılar, hediyeli geçe satan yerler, dükkanlar. Yan yana arkadaşlar, tatlıcılar, ciğerciler. Seyyar satıcılar. Karşıda halıcılar pazarı. Karşı tarafta şu an bir küçük lokanta var orada. Ciğer yapılıyor arkadaşlar. Oturup insanlar taburede ciğer yiyor. Balıklı göle doğru gidiyoruz. Bakır işlemeler var. Urfa'da bakır işlemeleri meşhur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ses de geliyor. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Ustam çalışıyor. Kolay gelsin. Sizde karabiber ölçüsü var mı? Ne kadar bu? 20 lira. 20 lira. Bunlar orijinaldi. Çektim mi abi? Çektim seni. Videoya çektim. Kanalıma koyacağım ha. Nereye? Kanalıma. Hangi kanalıma? Ali Karakan. Ali Karakan. Tamam mı? Instagram'da mı? Yok. YouTube'da. Tamam beyler, dök etmesin. Tamam. Buralar hep ciğerci dolu.
Urfa'nın meşhur ciğerini burada yiyebilirsiniz. Çeşit çeşitli sotlar var. Urfa'ya has, Urfa'da yetişen biberler, sotlar. Kurutmalıkları görüyorsunuz. Çok harika bir park arkadaşlar. İnsan huzur buluyor. Kuş cıvıltıları, yeşillik, su. Doğa ile tarih burada bir araya gelmiş, harika bir manzara ortaya koymuş. Palmiye ağaçları. Balık bir göl parkına geldik. Büyük bir park burası. İçinde iki tane cami var. Bir tane Süleyman Demirel zamanında yapmış büyük bir cami. Bir tanesi tarihi cami. Hatta üç tane cami var. İki tanesi tarihi cami. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın makamı var. Tarihi Şanlıurfa Kalesi var. Bu görmüş olduğunuz dereden akan su deve dayını yapıyor. Balıklı Göl'den aynı Zeliha Gölü'ne gidiyor. Birazdan o gölün kenarına gideceğiz. Karşıda bir cami var. Bir cami. Karşı gölden ince uzun kule. Şanlıurfa Kalesi'nin kulelerinden. Güneşi arka tarafa alayım da şöyle karanlık çıkıyor. Karşıda gördüğünüz yerler kafeler arkadaşlar. Lokanda kafe. Kanal Urfa'nın ofisi var orada. Burası Tarihi Hasan Paşa Camii. Balıklı Göl'ün girişinden sol tarafta. Camilerdeki huzuru hissedebiliyor musunuz arkadaşlar? Camilerin bahçelerinde gördüğünüz gibi ne kadar güzel. Gölge, ağaçlık, yeşillik, kuş cıvıltıları, maneviyat.
Evet. Şurası dikkatimi çekti arkadaşlar. Burası büyük bir ihtimalle yaz günlerinde imamın dışarıda namaz kıldırırken kullandığı kıblegah olabilir. Yani bu tabi şu an kullanılmıyor. Belki çeşme de olabilir. Ama şu an aktif değil. Benim tahminim Urfa'da havalar çok sıcak. Yazın özellikle yani Temmuz Ağustos aylarında dışarıda gezmek insanı yakıyor, güneş yakıyor. Özellikle ikinden sonrayı tercih ettim. Şu an akşam olmak üzere. Büyük bir ihtimalle herhalde eskiden klimanın olmadığı zamanlarda imam buraya dönüp şu görmüş olduğunuz alanda da cemaat herhalde duruyor ve namazlarını kılıyorlar. Evet, Urfa'da tabi hava sıcak. Caminin hemen önünde dere var arkadaşlar. Bir dere akıyor. Bu Balıklı Göl'le bağlanıyor. Balıklı Göl'le bağlanıyor. Çocuklar yüzüyor. Evet. Urfa'da normal bir şey. Çocuklar sıcaktan bunalıyor. Suyun içine giriyor. Evet. Ne yapsın çocuk? Deniz yok ki Urfa'da. Göl yok ki. Evet arkadaşlar, burası da aynı Zeliha Gölü. Az önceki Balıklı Gölü'nün suyundan devam edip buraya kadar gelen bir göl. Aynı Zeliha Göl. Kayıklarla geziyorlar. Karşıda cami var. Az önce dediğim cami, Süleyman Deliler zamanı yaptırılan bir cami. Balıklı Göl içinde iki tane tarihi cami var. Müzik sesleri geliyor.